Merhaba arkadaşlar, Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Tuğçe Hanım'a, hanımın annesi İnce Hanım'a bir kargo hazırlayacağız. Tuğçe Hanım annesine bir sürpriz yapmak istedi. İnce Hanım beni sürekli izliyormuş. Buradan da selam olsun. Videomu izlerse altına yorumlarını bekliyorum. Sesten dolayı. Şimdi İnce Hanım bazı türler attı bana. İşte renklenen gül formunda olmasını istedi. Diğerlerin isimlerini bilmediğini ama güzel türler olsun istedi. Birkaç tanesini kendi seçim yaptı. Geri kalanını da bana bıraktı. Bu benden 3. alışverişi. Tuğçe Hanım'ın gayet mütevazi bir bayan. Hemen üzmez, kırmaz. Ben de onu üzmeden kırmadan kargosunu hep yolluyorum. Bugün de böyle olacak. Bakın bu badem şekeri dediğimiz tür. Bir de Momo Vision var arkadaşlar. O da pembeleşen tür. Onu da inşallah gösteririm denk gelirse. Şimdi badem şekerini koyduk. Şuradan bakın opalina koyacağım kendisine. Şöyle kocaman bir anaç opalina arkadaşlar. Şöyle sonra ne istedi? Şuradan bakın Olivia. Bu da özel tür ve anaç bir tür. Bundan koyacağım. Şöyle hem burası rahatlasın. Bunun bebeklerini de almıştım ben zaten. Böyle kenarından, kusura bakmayın nereye gösteriyorsam, şöyle yapraklarını da alalım. Ben gerçi temizlemesini yapıyorum. Akşam da biraz sulamıştım. Bir de bakın bu verigata olmuş. Şu alt yapraktan bir verigata gelmiş. Onu da şöyle ekleyeyim. Bir de bakın şurada benim profil kan var. Bir tane burada bayağı bir büyümüş. Formu da güzelleşmiş. Çok güzel renklenen bir tür. Buradan da koyalım bunu. Bakayım kök. Bakın. Kökünde çürüme var. Şuradan alırız onu. Şuradan alırız. Bakın az bir kök yapmış zaten kendisi. Bu da zaten köklenme mevsimi. Büyüme mevsiminde. Bir de şu kızdan, şu kızın yavrusunu koyacağım. Onların yapraklarını dökmem diye düşünüyorum ama bayağı bir sıkışmış orada güneş görmeyince. Ama çok güzel bir tür arkadaşlar. Şöyle formu da düzelecektir canım. İnce Hanım hiç merak etme. Bunu şöyle selamet bir yere dik. Geniş oldu mu yeri çok güzel form alır. Bilgin olsun. Bakalım. Bakın şu kız da yavrulamış. Bundan da koyalım. Benim bunlar biraz altta kaldı tabi. Form ve güneş almaları şey oldu. Bu da çelik oldu kendisini. Köklüğü koparmaya çalıştım ama olmadı. Bir de şu türün yapraktan yetiştirdiğim var. Bu tür de çok güzel. Bakın gül formunda. Ve bu da renkleniyor arkadaşlar. Yani burada benim bunların renk almadığına bakmayın. Burası özel tür bir kasam benim. Şu türden koyalım. Çok güzel. Şuna bakın arkadaşlar. Lotus'um nasıl bebeklemiş. Çok güzel bebeklemiş. Şöyle bakıyorum. Bunları Sera'dan getirdik. Sera'nın Sera'dan söktüklerimin de videosu gelecek şimdi arkada. Onları da şöyle koyayım. Bakın opalina, badem şekeri. Çok güzel kızlar koydum kendisine. Bir de o tirden koyacağım. Şu türden bakıyorum. Şundan var mı diye ama bilmiyorum nerede. Şurada Nana Hukumini var. Bu da çok güzel bir tür. Bakın anacı bu renkli. Ve yavrusu. Bir de kuku var galiba. Bu da gitsin.
kendisine. Bakın benim fıstıklarım burada. Muhteşem oluyorlar. Fıstıklarım benim. Fıstık kızlarım. Şuradan Lola koyacağım kendisine. Bu Lola gerçekten büyütmesi ve yetiştirmesi çok zor. Şu kızdan arkadaşlar. Bir de hem çifti geldi canım şansına. Şurada bir tane daha görüyorum. Şurada bir tane daha var görüyorum. Burası büyüdükçe meydana çıkıyor. Bir de kristat istemişti kendisi. Kristat bulabilir miyim acaba? Burada bakacağım. Şu tür farklı arkadaşlar. Bir de bu da badem şekeri ve mama orijin karışımı gibi bir şey. Ama tür çok farklı. Onu anlacını da göstermiştim aslında size. Başka başka başka. Şu altlara bakalım. Kahvaltım köklü koymuş olmam lazım. Kristat dedi. Şurada bir büyük kristat var mı diye bakıyorum. Şöyle. Tiredinin büyüklüğü. Bu aşağısı. Güneş alıyor ama çok azalıyor arkadaşlar. Allah Allah. Kızlarımı suladım. Çok güzel oldular. Limon rose. Dediğimde köklü bulamam. Belki demiştim ama. Bir tane dibinden köklü almışım bakın. Şöyle. Bundan. Aa, şanslısınız. Şu bir tanesi ayrıldığı için bunu koymuyorum. Burada köklü var. Yani dibinde de bebekler var ama küçük. Onları da köklendirmem lazım. Ha işte. Bir dakika. Yok bu değil. Şurada. Gördüm arkadaşlar. Kristat. Bakın. Şöyle. Şöyle kristat. Üstüne de perde gelmiş. Biraz çırpalım. Bakın. Kristat. Çok tatlı bir tür. Ondan da ekledim. Bundan koydum. Ama şunu bulamadım ya. Bunu bulamadım. Bundan bulamadım ya. Tüh. Var zannediyordum. Belki de vardır. Bilmiyorum ama. Yok. Yani şu an gözüme çarpan yok. Bakıyorum bakıyorum ama bir türlü bulamıyorum. Bir daha ne istediklerine bir bakayım arkadaşlar. Dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan devam edelim istedim. Şöyle kendisine güzel türler koymak istiyorum. Çok güzel renklenen türler. Bazılarının arkadaşlar büyük şey yok. Rozeti bazıları böyle küçük biliyorsunuz. Koyuyorum. Böyle tek tük hallediyorum inşallah. Şöyle Vera'dan da sökelim. Jeli'den koparalım. Sonra şurada neler var onlara bakalım. Şu türlerin eğer büyükleri varsa onlardan da koyarız. Şurada Bastiros var. Şurada Bastiros bir tane. Şu çok güzel renklenen harika türler arasında Bastiros mükemmel bir tür. Onu koyalım. Sonra şuradan tütübans. Tütübanslar çok güzel. Gül formunu alan renklenen türler arasında bakın. Ondan da koydum. Zaten bazılarını seçmişti. Bazılarına da
böyle siz eklersiniz dedi. Bu marron, benim böyle top gibi olan var ya arkadaşlar, burada yok. Ondan. Bazılarında işte böyle tek tük sağdan soldan koyuyoruz. Şurada güzel bir tür gördüm. Bakalım bu neymiş. Evet, bu da çok güzel bir tür. Şu türlerden olsa gerek arkadaşlar. Şu türlerden biri olsa gerek. Tam böyle renklenmeyince belli olmuyor. Anca büyüyünce belli olan türler. Onun için benim kızlarım, tatlı kızlarım. Şu da çok güzel, kocaman bir tür. Arkadaşlar benim lotus dediğim tür. Yaprağını kırmadan çıkarmak istiyorum ama. Bu bitişik mi? Of, köklere bakın. Şunları ayıracağım. Arkadaşlar şarjım da azalıyor. Şunları alayım. Şöyle. Biraz boy uzatması olmuş ama bunları dipten dikince çok güzel form alacaklardır. Hiç merak etmeyin. Yani böyle hani uzun bitki gönderiyorum diye kötü bitki anlamına gelmez. Gayet sağlıklı bir bitkidir. Merak etmeyin. Şöyle pembe. Renklenen türleri de istemiş kendisi. Böyle pembiş membiş. Hepsinden yollayacağım. Şöyle bunun köklüsü var mı? Şurada köklüsü. Evet, köklü. Arkadaşlar bakın. 5 full. Bu da özel türlerden, renklenen türlerden. Başka başka başka. Şu tübanslardan koyalım. Dışarıda da var. Oradan da koyabiliriz kendisine. Profilika istemiş. Profilika koyacağım. Şöyle. Bu da acayip renkleniyor arkadaşlar. Benim şeyde var. Instagram hesabıma girer bakarsanız. Orada var arkadaşlar. Çok güzel. Profilika diye. Bakın hep bunu koyduğum alt çelikleri böyle. Arkadaşlar şey oldu. Şu üstlerden de bakın. Havai kökler vermiş durumda. Onları da şöyle koyalım. Başka. Başka 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 neler koyabiliriz diye bakıyorum buradan. Klonatum. Şöyle köklü gelir mi acaba şuradan? Onun gövdesi zarar görmüş. Yağmur da acayip güzelleşiyor arkadaşlar. Çok harika güzelleşiyor. Klonatum. Şurada şu kızlar var ya, şurada dragon var bakın. O muhteşem, ay acayip pembeleşiyor arkadaşlar. Bu da çok güzel pembeliği olan bir tür. Şurada şu türümü koyalım. Fantom çok güzel türler arasında arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi bayağı bir kökleri çıktı geldi. Harika renkleniyor. Bakın şu kızları görüyor musun? Bebişleri. Çok güzel olmuş. Burada bir tane özel türüm var. Şunu vereceğim. Bu Koreli türlerden. Pahalı olan türlerden. Neredeyse bu 150-200 TL'den aşağı yoktur. Arkadaşlar. Şöyle ondan koyacağım. Bir tane de şundan koyacağım. Ötekinler gitti gibi arkadaşlar. Cevap bekliyorum. Bu da çok güzel. Koreli türler arasında. Şurada ghost. Renklenen tür. Lotus. Bunları buradan alayım da. Şurası bir rahatlasın istiyorum. Şöyle. Şu
Bakın bu çok güzel sarı, böyle etrafı renklenen tür, biliyorsunuz musmağın. Musmağlar da çok harika kızlar. Devam edelim. Biraz da dışarıda varsa dışarıdan koymak istiyorum. Evet, burada şey var arkadaşlar. Picrus, bu da renklenen türlerden. Sonra şurada bakın, şu kız çok güzel olmuş. Kökü de var, fazla oturtamamışım ama harika bir tür. Bakın, muhteşem. Görüyor musunuz arkadaşlar geçişlerini? İlaç yaptım arkadaşlar serayada. O kalıntılar ilaç. Bir tane şu ne arkadaşlar biliyor musunuz? Benim ya kara kız ya da süper bol dediğim türden ikisinden biri olabilir. Bu da güzel bir tür. Şurada da var ama onlar dursun. Bakın şimdiden şöyle harika türler olmaya başladı. Gelelim buraya. Gelelim buraya. Şu renklenen biliyorsunuz verigatalı kromlardan. Bir ses geliyor da ona baktım arkadaşlar. Bakın burada benim opalinalarım var. Böyle anaç opalina. Bir tane Sanyet veya Daklı Saat veya Huspink olabilir. Çok narin bir tür, yaprakları dökülüyor. Bir tane Dragon var. Bir tane Serena mıydı? Böyle bir şeydi, ondan var. Şu Elegans çok güzel bir tür arkadaşlar. Muhteşem renklenecek olan bir tür. Ondan da koyacağım. Kendisine umarım cidden köklü gelir diye. Çok güzel bebek varmış. Etrafı bebek dolu. Bakın. Şimdi güzelliğine bakar mısınız? Şöyle. Arkadaşlar. Hemen köklenecektir zaten. Başka. Şöyle şu tarafa geçeceğim. Ama şu annemin burada şöyle semizotları var. Şöyle İnce Hanım'a başka ne koyabilirim diye bakıyorum. İnce Hanım çok şanslısınız. Kızınız size sürpriz yapmak istedi. Şöyle perlevanlar. Harika türler. Harika. Harika arkadaşlar. Şu kaktüsümün güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem. Şu da renklenen özel türlerimden, biliyorsunuz. Ben buraya çelik almıştım. Bakın muhteşem bir şekilde köklenmişler. Bunlar kışın mosmor olacak. Ve haliyle fiyatları da değişecek. Bakın şu renk almaya başlamış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Mosmor olacak. Şurada bir özel tür kızım var benim. O da şöyle yatmış yere doğru. Niye yattıysa. Böyle geziyoruz arkadaşlar. O kadar çok bitki var ki nereden ne koyacağımı şaşırıyorum. Şu tür bakın, farklı bir tür. Bu tür neye benziyor bilmiyorum ama böyle çift güzel türlerden. Bir tane marron gördüm. Bakın ondan koyalım. Zaten evde de koymuştuk arkadaşlar, biliyorsunuz. Lotus'tan koydum. Bir tane balde renklenen. İnce Hanım çok güzel türler geliyor. Gerçekten güzel günlerde büyütürsünüz inşallah. Hemen yalnız diktikten sonra sulamayın. Akvalistlerden de koyalım. Hemen sulamayın. Sadece dikin. Biraz beklesin. Birkaç gün. Ondan sonra dikersiniz. Yeni başlamış olanlara da buradan söyleyeyim. Şöyle anaç bir akvalis daha geliyor size.
Bu çok güzel renklenen arkadaşlar türler. Yani bu türlerin hepsi renkleniyor benim. Bakın rengarenk oldu neredeyse. Başka bakalım neler var, neler yok. Ekleme yaparım herhalde daha. Şöyle şuradan hemen uçalım. Ay. Bu şey kalan şu isteyen var mı arkadaşlar? Bakın burada benim kalançolarım, kırmızı ve sarı kalançolar var. İsterseniz köklü gönderebilirim. Çok güzel çiçekler oluyor biliyorsunuz. Bunlar sonbaharda açacak artık. Biraz daha büyüyünce harika bir kalanço türü. Serin yerde bakabilirsiniz bunlara. Şu da benim buz çiçeğim. Bir de arkadaşlar, burada benim yılan kaktüsüm, kara ağacım, şu kızım var. Şu kızım da devasa olmuş maşallah. Şu da özel Türk kaktüslerden arkadaşlar. Böyle. Artık buradan türleri bitirelim diyorum. Bir de şuradan renkli şöyle şey koyacağım. Ay. Arkadaşlar şu renkli kızım var ya, ay bakın şu da yapraklarından nasıl güzel çıkartmış, böyle yapraklarından veriyor arkadaşlar. Toprağın üstüne yatırıyorsunuz, o yaprakları çok güzel şey veriyor. Ben buraya köklensin diye koymuştum, birkaç tepesinden kırmıştım. Bakın köklenmiş arkadaşlar, çok da güzel, harika, çok köklenen bir tür, muhteşem olmuş. Evet. Burada bitireyim arkadaşlar kargomu. En son halini de tekrar evdeki bitkilerle bir göstereyim, ondan sonra vedalaşırız. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar şu tür ne dediğim, çok güzel bebekliyor. Bir de çok güzel bir tür bu. Burada şu çelik verdiğim tür de var. Bakın köklü benim amaç bir tür. Burada kızçelerim var zaten. Bir de seabody verelim kendisine. Şöyle. Bir de şuradan ellen kırayım. Bir daha ellemlerim yok. Sadece bu saksı da üretimdeler arkadaşlar. Şöyle. Evet geçelim. Buraya geldim. Lovely Rose istemişti. Şöyle şunu ayırmam gerekiyor. Ama neyse üçlü gitsin kendisine. Üçlü bir Lovely Rose arkadaşlar. Onu büyüsün diye bekliyordum ama büyümedi. Subsisilis. Bakalım. Şunu koyacağım. Subsisilis kocaman. Bir tür. Şöyle. Artık anaç bu. Şöyle bir tane subsisilisim var. Muhteşem gözüküyor arkadaşlar, bakar mısınız? Evet. Subsisilisler harika. Şundan canım. Ve onlar benim anaç, ne kadar küçük. Bakın bu yavrusu ama onlardan daha büyük. Gördünüz mü? Yani adapte olma meselesi arkadaşlar. Eğer ortamınıza adapte olunca böyle güzel güzel büyüyorlar. Şurada hospik dediğimiz renklenen tür. Şundan arkadaşlar renklenecek çok güzel. Ondan da koyayım. Ve kargomu bitireceğim arkadaşlar.